Herhangi bir nedenle hekime gittiğimizde en sık istenen tetkiklerden bir tanesi de tam kan sayımıdır. Burada RBC denilen bir parametre düşük ya da yüksek çıktı. Bize ne ifade eder? Korkmalı mıyız? RBC, Red Blood Cell, kırmızı kan hücreleri, halk arasındaki adıyla al yuvarlar anlamına gelir. Tıbbi olarak eritrosit olarak isimlendirebiliriz. RBC'nin düşüklüğü kansızlık anlamına, yüksekliği daha çok kan fazlalığı anlamına gelir. Normal bir referans aralığı var mıdır? Evet vardır. Kadınlara ve erkeklere göre değişir. Ama bunun yanında yaşa, boya, herhangi bir infeksiyonu olup olmama durumuna göre de değişeceği için net bir referans aralığı vermek doğru değildir. Düşüklüğünde kansızlık nedenlerini, basit bir demir eksikliğini, Akdeniz'in anemisi taşıyıcılığını, kronik hastalık anemisini düşünebiliriz. Ama diğer önemli kan hastalıklarından hemolitik anemi dediğimiz al yuvar parçalanması durumu, bazı lösemiler, bazı kemik iliği kanserleri, kemik iliği yetmezlikleri, MDS ya da aplastik anemi gibi bunları da akılda tutmak gerekir. RBC yüksekliğinde daha çok kan fazlalığını düşünmek gerekir. Kan fazlalığına polisitemi diyoruz. En basit bir sigara içiminden, yüksek rakımda yaşamaktan önemli nedenler olarak bizim polisitemia vera dediğimiz kemik iliğinin aşırı al yuvar ürettiği durumda karşımıza çıkabilir.